Merhabalar tekrardan. Şimdi yavaştan başlayayım. Gelenler devam ediyor. Onları ekleyeceğim bu arada. Geldikçe eklemeye devam edeceğim. Öncelikle ben uzman psikolojik danışman Okan Tiring. Önceki sunumlardan belki tanıyanlar vardır ki aramızda tanıyanlar şeyler olabiliyor. Sesleri kapatabilirsek çok mutlu olacağım. Ona göre ben de ayarlamasını yapayım. Şu anda duyabiliyorsunuz beni değil mi? Tam olarak sesim geliyor sizlere. Evet geliyor. Peki bugün psikoterapide danışan olmak üzerine biraz konuşacağız. Burada ben zaten hem bu mesleğin içerisinde olan biri olarak hem de danışma süreci içerisinde geçen biri olarak yani danışan olarak bu süreci bizzat yaşadığım için ve bunun yanında kaynaklardan birçok yerden alıntılar yaparak bunu size sunmaya çalışacağım ama direkt ben kitap üzerinden değil, çünkü kitaplardaki bilgileri zaten çoğumuz biliyoruz, çoğumuz görebiliyoruz ama herkesin anlayacağı dilde anlatmak için açıklamalar yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ben bunu kendim dört kısma ayırdım. Tabii bu dört kısım dediğim süreç şöyle, biliyorsunuz psikolojik destek sürecinin aşamaları vardır ama direkt ben o aşamalar üzerinden değil, ben biraz daha kendim onu uyarlayarak yapmaya çalıştım. Birinci aşama psikolojik destek almaya karar verme süreci. Hani burada danışan daha psikolojik destek almaya başlamamış ancak buna karar vermeye çalıştığı dönem olarak ele aldım. Bunu ikiye böldüm. Bunun yanında başlama süreci yani psikolojik desteğe geldiği andan itibaren olan süreç. Sonrasında güvenin sağlandığı süreç. Burada güven kısmını da biraz açıklayacağım. Çünkü YouTube üzerinden de paylaşım yapılacak için. Ha, bilmeyenler olabilir. Sadece bizim alandakiler tabii dinlemiyor paylaşımları. O sebepten dolayı açıklamalar yapma gereksinimi duyacağım. Ve sonrasında da sonlandırma yani danışma sürecinin iyi bir şekilde gidip bitirme sürecinin olduğu dönemi anlatacağım. Şimdi birincisi burada daha kişi danışmaya hiç gelmemiş. Ben sorunlarımı kendim çözerim dediğimiz süreç. Kişi hiç danışma sürecine gelmemiş ve danışma süreciyle ilgili pek bilgisi olmayabiliyor. Hani etraftan bir şeyler duyabiliyor ya da kendi içinde şunu söyleyebiliyor işte evet bir problemler var ama ben kendim çözerim diyor. Yani birine ihtiyacım yok şeklinde düşünebiliyor ve bu süreçte haklı olarak her insanın olduğu gibi kendi sorunlarını kendi çözmek istiyor. Hani nasıl bir ayağımız ağrıdığında kendimiz çözüm bulmaya çalışıyorsak burada da psikoloji destekli de önce tabii bunu yapmaya çalışmamız çok normal. Danışanlar da bunu yapıyor. Çok normal bir süreç. Sonrasında olan şeylerden biri ben gayet iyiyim. Sorun aslında diğer insanlarda dediğimiz bir süreç. Yani şöyle, hani evet kişiler bazen şunu diyebiliyor. Evet ya ben gidiyorum bakkala ya da markete bir yerlere gidiyorum. Onlarla konuşuyorum. Onların söylediklerinden sıkıntılar yaşıyorum. Yani aslında problem bende değil diğer insanlarda. Bu da aslında sorumluluğu diğerlerine atmak olabiliyor. Tabii bazen diğer insanların etkileriyle problemler yaşasak da sürekli eğer bir problem yaşıyorsak psikolojik destek almamız uygun olacaktır. Ama tabii bu süreçte kişi bunun böyle olduğunu düşünüyor. Ve biz genelde bunu üçüncü söylediğim şeyi somatizasyonda yani stres ve kaygının dışa vurduğu yerlerde görebiliyoruz. Danışanda stres ve kaygı diyelim ki bir yerlerine vurmuş ve somatizasyon dediğimiz belirtiler ortaya çıkıyor. İşte beli ağrabiliyor, midesi ağrabiliyor, başında vertigo tarz belirtiler olabiliyor. Farklı farklı durumlar olabiliyor. Birçok doktora gidiyor, problemi çözüm bulamıyor. Diyor ki başka doktorlara gidelim diyor. Gidiyor ve bir çözüm bulamıyor. Doktorlar diyor ki psikolojik bir durum. Danışan diyor ki ya kesin başka bir sorun var. Yani doktorlar bulamadı yoksa bu psikolojik olamaz. Çünkü burada danışana hak da veriyorum. Neden hak veriyorum? Çünkü bir problem psikolojik olarak dediğimizde çok soyut kalıyor. Ve soyut kavramları anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Ve bunun yanında bir problem psikolojik dediğimizde insan çok fazla üzerine alınıyor. Yani bir hastalık olduğunda diyelim ki işte bir ağrı ya da bir acı var. Danışan diyor ki evet bu benim elimde olmayan bir şey. Bunu kabullenebiliyor ama kendiyle ilgili olduğunu düşündüğü psikolojik durum olunca haklı olarak biraz bunu kabul etmek de zorlanabiliyor. Bu çok normal bir süreç. Faydasız deneyimler. Hani bu deneyimler dediğim şey sadece kişinin kendi deneyimleri değil bu arada. Yani başkalarından duyduğu, internetten gördüğü mesela psikolojik destek almaya gidiyor ama istediği gibi geçmiyor. Ve diyor ki evet yani ben bir şeyler denedim ama olmadı. O yüzden de çok fazla ekstradan bir şey yapmayı düşünmüyorum ya da yapmayayım. Çünkü bu kendi kendine geçecek diyebiliyor. Konuşarak bir şeyler çözülmez. Bu bazı danışanlarda olabilen tabii daha hiç terapi sürecine gelmeden önce düşündüğü şeylerden biri. Diyor ki ya ben insanlarla konuşuyorum diyor. Arkadaşlarımla konuşuyorum, çevremde konuşuyorum. Bir şey çözülmüyor. Şimdi ben psikoloji desteğe gideceğim. Konuşacağız nasıl çözülecek? Bu da kafasındaki daha hiç terapiye gelmeden önceki şeylerden biri. Ben böyleyim. Tabii her danışan hemen hemen bunu düşünüyor. Yani diyor ki ilk daha hiç terapilere gelmeden önce ben
Bir insanım. Benim annem babam da böyleydi. Onların özelliklerini aldım. Ben böyleyim. Benim değişmeye ihtiyacım yok diyebiliyor. Ama bu problem yaratabiliyor. Hayatında sıkıntılar olabiliyor. Ama buna rağmen ben böyleyim deyip biraz daha sorumluluktan kaçma eğiliminde olabiliyorlar. Bu da çok normal bir süreç. Ben deli değilim. Ki bu biraz daha azaldı. Eskiden daha çoktu. Biliyorsunuz ki deli doktor gibi kavramlar kullanıyordu maalesef ki. Böyle olduğu için insanlar psikolojik desteğe gelmekten kaçınıyordu. Tabii son yıllarda diziler, filmler, kitapların etkisiyle biraz daha bu azaldı. Ama yine de bazen böyle düşünen danışan olabiliyor. Ve burada önemli olan şeylerden biri de sicilme işler mi? Bu soru çok geliyordu. Yani bundan 2 ya da 3 sene önce danışan psikolojik desteğe gelmeden önce hep şunu soruyordu. Ya hocam geliyorum ama bu benim sicilme işler mi? Hani şunu söyleyebiliyorum. Psikolojik danışma ya da psikologla yaptığınız görüşmenin hiçbiri sicilinize işlemez. Böyle bir durumu yoktur. Ama psikiyatra gittiğinizde tabii hastane kaynağında görünebilir ama bu da sicilinize işleyecek bir durum değil. Bunu hep söylerim. Tabii ekstrem durumlarda yani diyelim ki polis olmak istiyor ya da asker olmak istiyor gibi durumlarda eğer çok şizofreni gibi ağır durumlar var ise, ağır vakalar varsa onlar da tabii psikiyatrla yapılan şeylerde gidebiliyor. Yani bizlerde ya da psikoloji danışma ya da psikologlarda sicilleşecek hiçbir durum yok. Çünkü terapi süreci sicilleşecek bir süreç değil. Tamamen gizlilik adı altında yürütülen bir süreç. Peki buradakilerin sebeplerine baktığımızda farkındaysanız birincisi toplumsal sebepler. Çünkü bunların hepsini biz toplumdan öğreniyoruz. İkincisi de kişinin kendine has sebepleri de var bakın. Yani kişinin kendi içinde düşündüğü sebepleri de var. Ama şunu söyleyebilirim. Biz bir terapistsek ya da biz bir danışan isek şunu görmemiz gerekiyor. Bunlar çok normal. Her insan terapiye başlamadan önce bunları düşünüyor. Peki gerçekten ihtiyacım var mı sorusu geliyor. Yani bunları düşündü ama bunları kendi içinde çözemeyince insanın aklına şu soru geliyor. Gerçekten ihtiyacım var mı? Gerçekten ben tek başıma çözemiyorum. Yani. Asıl adım buradan sonra başlıyor. Yani terapiye ya da destek almaya ihtiyacım var dediği süreç. Ama asıl sorular da burada başlıyor bakın. Çünkü önceden evet kafasında sorular var ama başlamayacak. Ama burada artık başlayacak ve ilk sorusu şu. Ya iyi bir uzman nasıl bulacağım? Şimdi bu çok haklı bir soru. Neden çok haklı bir soru? Artık internettedir, her yerdedir. Hani her yerde ve bizim mesleklerimiz, psikoloji danışmanlar, psikologlar her yerdeler ve bunun dışındaki meslekler de işin içinde artık var gibi ve bu da bir nebze zarar veren ve danışan için zor olan bir süreç. Neden? Çünkü ben gerçekten başarılı, iyi, yetkin birine nasıl ulaşacağım? Bunun sorusunu bulmak, bunun cevabını bulmak pardon çok zor oluyor. Çünkü çok fazla reklam var, çok fazla yanlış yönlendirme oluyor. Haklı olarak bu soruya cevap bulmak biraz zor oluyor. Sonrasında tamam, o uzmanı buldu. Buradaki soru şu, ben kendimi anlatamam ki. Ya da kendimi anlatabilir miyim? Buradaki düşüncelerden biri de bu. Çünkü yani psikolojik desteğe geldiğinde kişinin anlatacağı bazı şeyler hayatında hiç kimseye anlatmadığı şeyler. Belki kendine bile anlatamadığı şeyler ki diğer aşamada göreceğiz. Çünkü hiç kolay değil. Bir insanın travmalarından bahsetmesi, bir insanın yaşantılarından, ağır yaşantılarından bahsetmesi hiç kolay değil. Ve diyor ki ben bunu kendime dahi anlatamıyorum. Gece yatarken kendim bile rüyalarıma ya da kafama, düşünceme geldiği zaman bundan kaçmaya çalışıyorum. Orada nasıl anlatacağım? Bu soruda çok değerli, çok kıymetli bir düşünce ama bu da çok normal dediğim gibi olması gereken düşüncelerden biri. Çünkü terapi sürecinde her şey açılacak, her şeyin içine girilecek. Maddi yükünü karşılayabilecek miyim? Şimdi maddi konu evet hayatımızın bir gerçeği. Ve bunu da danışanlar düşünmekte sonuna kadar haklı. Biz de düşünüyoruz. Yani baktığımızda bir terapi almaya gittiğinde bunun bir süreç olduğunu ve maddi olarak karşılayamayacağında hani belli bir süre sonra bunu bırakmak zorunda kaldığında işine yaramayabilir. Yani şöyle söyleyeyim, daha doğrusu sağlıklı olmayabilir. Çünkü terapi süreci adım adım ilerleyen süreç olan bir süreç. Gerçekten baktığımızda bu sürece devam ettiğinde ve çabaladığında ilerleyebilen bir süreç ve bu da maddi yükü de yanında getiriyor tabii ki. Seansa çok hazırlıklı gitmeliyim. Bakın terapi sürecine başlamaya karar veren danışanlarda bunu görebiliyoruz. Bu çok normal bir durum. Çünkü neden? Ha şunu düşünüyor. Diyor ki ben bir doktora gittiğimde her şeyi çok iyi anlatmalıyım ki o bana bir çözüm sunsun, o bana net bir şey söylesin. Ama terapi tam olarak böyle olmuyor. Çünkü danışan ne kadar hazır gelse de terapi süreci yöntemler ve tekniklerle beraber, iletişimle beraber bambaşka bir şeye evriliyor ve adım adım ilerliyor. Ve danışan istediği gibi olsaydı zaten bu da bir yine maske gibi olur. Danışan oraya gelirdi, bilişsel olarak bir şeyler anlatır, anlatır, bitirir, giderdi. Ama bunun hiçbir anlamı olmaz. Çünkü bu süreç böyle bir süreç değil, adım adım ilerleyecek. Ama bunu da düşünmesi her yerde yaptığı gibi toplumsal olarak bir etki çok normal. Ve hangi teknik bana yarar ya da hangi ekol bana yarar, benim işime gelir ya da beni sağlıklı yapar sorusu. Birçok araştırma bu konuda inceledim. Sizlerin de belki gördüğü vardır. Ve benim terapilerimde de fark ettiğim durum. Evet, ekol ya da teknik değil. Burada ilk sağlıklı olan şey danışan-danışman ilişkisi.
İkinci olan da danışanın isteği ve çabası. Bunlardan sonra danışmanın uzmanlığı geliyor. Yani en son teknik ya da ekol geliyor. Eğer danışan danışman arasındaki ilişki iyiyse ve adım adım ilerleyebiliyorsa, danışan da istekliyse bu terapi süreci sağlıklı gidiyor. Yani teknikten çok gerçekten benim içimin kaynayacağı, ısınabileceğim biriyle ve sağlıklı bir uzmanla devam edebilmek önemli. Nasıl bir süreç sorusu tabii ki de her insanın aklında olan bir soru oluyor. Bunun dışında insanlar ne der? Tabii bu daha demin bahsettiğim hani soruyla aynı soru. Yani biraz önce yukarıda bahsettiğim ben deli değilim sorusu da aynı soru. Ama tabii artık bunu biraz daha olumlu şekilde düşünmeye başlıyor. Çünkü terapi sürecine gelmeye karar vermiş gibi duruyor. Peki bu sorulara cevabını verdi. Diyelim ki terapilere başladı. Danışan koltuğuna oturdu. Biz de başlama süreci adı altında ilk başta ifade ediyoruz. Ve genelde ilk düşündükleri şeylerden biri şu oluyor. Şimdi geliyor online ya da yüz yüze diyelim. Hadi yüz yüzeden bahsedelim. Bireysel terapi adı altında bahsediyorum. Geldi ve o koltuğa oturdu. İlk düşündüğü şeylerden biri şu. Rezil olmamalıyım. Çünkü danışan her yerde, sadece danışan değil bizler de, birer maske kullanıyoruz. Yani kendimizin dışında da bir karakter gösteriyoruz. Ben buradayken mesela şu an psikolojik danışman maskesi kullanıyorum. Evimdeyken bir koca maskesi belki kullanıyorum. Ya da başka bir yere gittiğimde bir şey alışveriş yaparken orada müşteri maskesi. O maskeyi kullanıyoruz ve buna göre davranmaya çalışıyoruz. Ve oraya gelince de danışan o maskeyle gelmeye çalışıyor. Farkında olmadan bunu yapıyor. Bu normal olmakla beraber danışanla zaman süresince fark ettirecek bir durum. Ve nasıl anlatacağım? Daha demin dediğim gibi kendime bile anlatmadım. Şimdi o koltuğa oturdu. Tabii bakıyor karşısında birisi var, bir insan var. Evet, bir uzman var, bir şeyler söylüyor ama ya ben bunu en yakın arkadaşıma anlatamadım diyor. Ben şimdi hiç görmediğim, tanımadığım bu insanı nasıl anlatacağım? Evet, hani bir yandan baktığında tanımadığınız birini anlatmak daha kolay. Evet, ama bir yandan da bunun sebepleri var, bakın aşağıda yazan sebepler. Çünkü neden böyle düşünüyor, neden anlatamayacağını düşünüyor? Birinci soru, acaba yargılanacak mıyım? Çünkü biz yargılanmaktan korkuyoruz hepimiz. Neden dolayı? Çünkü yargılanmak incitici bir durum. Ve her yerde maalesef ki yargılanabiliyoruz. Yani birine bir şey diyoruz. Diyorum ki işte ben bugün bunu yapacağım. Neden onu yapıyorsun? Bu çok saçma gibi tepkiler alabiliyoruz. Ve diyoruz ki ya ben buraya geldim ve burada ben özel şeylerimi anlatacağım. Acaba yargılanır mıyım? Bu da kafasındaki düşüncelerden biri. İkincisi, neden hani anlatmakta korkabiliyor? Gizli ihlal eder mi? Bu çok kritik nokta. Yani psikolojik destek alırken psikolojik danışman ya da psikologların gizli ihlal edeceğini düşünmüyorum. Tabii buradaki etik ilkeyle saygılı ise eğer ihlal etmeyeceği açık ortada, ama kişi neden bunu düşünüyor? Çünkü bakıyor mesela birilerine sır veriyor. Birilerine önemli şeyini anlatıyor ve bakıyor ki yarın gün başka birinden duyuyor. Haklı olarak diyor ki ya bu insan bile gizli ihlal ediyorsa, bu insan bile benim söylediğim şeyi başkasına anlatıyorsa, ya karşımdaki adam beni tanımıyor bile. Neden anlatmasın diyor, haklı olarak. Ama tabii bu etik ilkeler olduğu için bunun anlatılmaması gerektiğini en baştan ifade ediyoruz. Ve imalar. Yani imalar kısmı özellikle çocukluğunda çok fazla ima, çok fazla söylem duyan kişilerde gördüğümüz bu durum. Danışan geldiğinde hani acaba terapist bana bir şey mi ima ediyor diye düşünebiliyor. Hani gerektiğinde evet, güven kurulduktan sonra bazı imalar olabilir ama danışan anlayacağı şekilde. Yani en baştan bunlar olmuyor ki ima etmez genelde psikoloji danışman, gerektiğinde yüzleştirmeyle net bir şekilde yapıyor. Ama tabii danışanın kafasındaki sorulardan biri bu olabiliyor. Özellikle ev içerisinde çok fazla ima söz konusuysa ve bir işe yaramayacak. Bakın burası önemli. Danışanın kafasında ilk oturduğunda, ilk 2-3 seansta bu soru olabiliyor. Çok normal. Çünkü neden? Şimdi danışan ilk seansta biliyorsunuz ki biraz daha kendini anlatıyor. İkinci seansta da biraz daha kendini anlatıyor ve çocukluğa yavaş yavaş inme olabiliyor. Tabii problemi de görerek. Danışan diyor ki ya ben diyor burada kendimi anlatıyorum. Nasıl işe yarayacak bu diyor. Yani çünkü ben bunu diyor komşum Ayşe teyzeye de anlatıyorum. İşte kardeşim şuna da anlatıyorum diyor. Tabii özel kısımdan anlatmayarak. Ya da şunu da söyleyebiliyor. Ben çocukluğumu anlatıyorum ama ya onlar geçti. Hani ben bunları atlattığımı düşünüyorum. Nasıl yani ben burada çocukluğumu anlatarak nasıl yerleyebileceğim gibi bir soru olabiliyor ilk seanslar içerisinde. Bu da çok normal bir soru. Kim olursa olsun bu soruları düşünebiliyor. Ama tabii derinlemesine girdiğimizde bu soruların cevabını bulmaya başlıyor. Ve tabii ilk seansta olabilecek şeylerden biri, acaba başka birine mi gitseydim? Bu her danışmada olan bir şey. Yani her danışanın ilk seansında, ilk iki iç seansında olan bir şey. Çünkü daha güven ilişkisi kurulmamış. Diyor ki ya başka birine gitseydim daha mı iyi olurdu? Şöyle biri vardı, ona mı gitseydim? Bu da evet kafasındaki düşüncelerden, onun düşündüğü şeylerden olacak.
Neden benden az konuşuyor? Bakın en çok şaşırılan nokta burası. Şimdi danışan geliyor ve bir şeyler anlatıyor. Şunu bekliyor ya da bir aşağıda söyleyeceğim gibi. Hani şunu bekliyor. Evet, ben bir doktora gittiğimde ben bir şeyler söylüyorum. Bana ilaç veriyor, bir şeyler öneriyor ve gönderiyor ve ben onu yapınca işime yarıyor. Bizden de bunu bekliyor başta. Ama psikolojik destek böyle bir şey değil. Yani böyle bir durum olsaydı zaten hiç bizim mesleğimiz olmazdı. Biz her yöne doğru hani kişinin böyle bir durum var, bunu verelim. Tamam ya da bu yöntemi uygulayalım, bitti. Böyle bir durum olmadığı için danışan buna şaşırıyor ve diyor ki ya bu adam benden neden az konuşuyor? Ben hep anlatıyorum. Ben ona para veriyorum ama ben anlatıyorum. Nasıl bana yarayacak diyebiliyor tabii ama tam tersi psikolojik destekte en çok yapması gereken şey kişiyi dinleyip anlat ve ona göre çözümleme sürecidir. Bu da olağandır ama tabii danışanlar ilk başta bunu anlam veremeyebiliyor. Ve daha demin dediğim gibi önerme. Yani danışanlar bazen bunu isteyebiliyor. Ben tabii daha ilk seansa bile gelmeden şeyi söylüyorum. Bakın hani bu psikolojik destek süreci bir şeyler önererek değil, sizle beraber ilerleyerek gidecek bir süreç. Çoğumuz da bunu yapıyoruz. Çünkü bunu yapmazsak danışan haklı olarak böyle bir beklentisi var. Bu beklenti haksız değil. Yani geliyor tabii bu süreci bilmediği için haklı olarak diyorum. Diyor ki bana bir şey önersin ve çözülsün. Ama tabii psikolojik destek sürecini anladığında aslında bunun böyle olmadığını görüyor. Şimdi burada mesleği yeni yani yeni başlayan pardon danışmanların yaptığı bir şey var. İçerik ve duygu yansıması, biraz daha onu açayım. İçerik ve duygu yansıması empatik tepkilerdir ve kişiyi anladığına yönelik onun söylemlerini çeşitli şekilde tekrar ederek ifade edilen empatik tepkilerdir. Mesleğe yeni başlayan psikolojik danışman ya da psikologlar bunu çokça uygulayabiliyor ve danışanlar eğer ki böyle biriyle gittiğinde ilk sorusu şu olabiliyor. Ya beni neden bu kadar tekrar ediyor? Çünkü bizim kültürümüzde birinin söylediğini tekrar etmek çok oturmuyor. Bu yüzden de bu soruyu sorabiliyor ama tabii mesleğin ilerleyen yıllarında bunu yapmamaya, bunu daha az yapmaya, içeri duygu yansıtmasını daha iyi bir şekilde belki de yapmaya başladığımızda danışan bunu çok söylemiyor ama ilk başlarda onu duyabiliyoruz. Bu da haklı bir süreç. Çünkü düşünsenize bir şey söylüyorsunuz ve benzer bir şekilde tekrar size geliyor. Haklı dersiniz ki ne yapmaya çalışıyor acaba? Merak duygusu. Şöyle bir merak oluyor danışanlarda haklı olarak. Yani ben de ilk terapiye gittiğimde şunu merak ediyorum. Evet ben burada bir şeyler anlatıyorum. Evet çok önemli şeylerimi anlatmaya başladım. Daha ilk seanslar olmasına rağmen biraz daha erken açılan bir karakterdim ben terapi sürecinde. Ve şöyle diyordum ya bunlar tamam da nasıl çözülecek? Evet ben bunları yaşadım. Bunlar nasıl bana artık zarar vermez bir hale gelecek? Bunun merakı oluyor. Tabii sonrasında artık daha başlangıç sürecinin ortalarına doğru kişi şunu düşünebiliyor. Ya evet karşı taraftaki kişi beni yargılamıyor, anlamaya çalışıyor. Ben bunu hissediyorum. Çevremi de tanımıyor. Sanki anlatabilir miyim sorusuyla beraber artık güven de oluşmadan önce hani o arada bir anlatımlar başlıyor. Kişi artık değerli meselelerini, önemli meselelerini anlatmaya başlıyor. Tabii bu süreç biraz acı veren bir süreç. Terapinin belki de en acı veren süreçlerinden biri bu anlatımlar. Tabii güven oluştuktan sonra daha ağır anlatımlar geliyor. Şimdi bu anlatımı kişi yaparken ilk anlatımda özellikle ilk onun için değerli bir şeyi anlattığında daha güveni de belki tam kurulmamış olabilir. Yani çok denge kurulmamış olabilir. Acı hissediyor haklı olarak. Çünkü içi yanıyor. O anı eğer ki travma anını anlatıyorsa o travma anını yaşar gibi, o anı yaşıyor gibi anlattığı için acılı ve zorlu bir süreç oluyor. Ve onu anlatırken aklına şu soru var. Tam ben bunu anlatıyorum, acılı, üzülüyorum, ağlıyorum ama bunu acaba nasıl çözeceğiz? Bu soru halen daha deminden devam eden bir soru devam ediyor. Ve bittikten sonra, anlatım bittikten sonra kişilerden şunu diyebiliyoruz. Ya keşke anlatmasaydım, bir pişmanlık olabilir. Çünkü bugüne kadar kimseye anlatamadığı bir şey. Yani o kadar değerli ki onun için yıllarca kişisel olarak saklamış bunu. Ve bunu ifade ettiğinde tabii çok normal olarak bir pişmanlık hissi olabiliyor. Ve sonrasında şunu düşünebiliyor. Ben burada çok çıplağım diyor. Yani maskesizim. Ve bundan tedirgin olabiliyor. Çünkü bu yaşantıyı hiçbir yerde yaşamıyor. Tutup hiç kimsenin karşısında bu şekilde bu yaşantıyı anlatmadığı için. Herkesin karşısında maskeyi kullanmak durumunda olduğumuz için. Bunu burada bu kadar açık anlatmak kişiyi şaşırtabiliyor. Bir yandan da korkutuyor. Çünkü karşı tarafa önemli bilgilerini veriyor. Karşı taraf bununla ne yapabilir? Bununla ilgili şüpheleri olabiliyor. Tabii güveni kurma aşamasında olduğu için daha emin değil bu konuda ama yavaş yavaş güven kurmaya başladığında kişide bir rahatlama oluyor. Neden rahatlama? Şimdi diyor ki ben burada anlaşılıyorum. Yargılanmıyorum diyor. Bu çok güzel bir his. Çünkü dışarıda dediğim gibi herkese anlatamıyoruz. Hiç kimse anlatamıyoruz. Çünkü yargılanıyoruz. Ama bununla beraber bakın bunu düşünürken bile içinden şunu diyor. Ya tamam ben yargılanmıyorum. Anlaşıldım ama akşam eve gidince ben diyor nasıl uyuyacağım diyor. Çünkü ben çok şey anlattım.
Nasıl bununla başa çıkacağım? Bugüne kadar sakladığım birçok şey, yani benim o gizli kapılarımı açtım diyor. Ben buna nasıl başa çıkacağım diyor. Ama bir yandan da o güven kurmakla beraber iyi ki buradayım dediğimiz bir süreç tabii oluşuyor. Burada şöyle bir şey var. Hani bu anlatım kısmı çok erken olursa, diyelim ki danışan geldi, çok erken süreçte bir anlatım oldu. Danışan bunu kaldıramayıp diğer seansa gelmeyebiliyor. Çünkü çok erken olduğunda danışan hazır değil. O hazırlığı yapmalı, travmaları anlatmak için birkaç seans onu hazırlamalı ve güven seansına geçtikten sonra ya da ona yakın süreçte anlatımlar başlamalı. Tabii danışan kendisi eğer anlatmaya başlarsa direkt ben buna bir şey diyemeyiz. Güven dediğimiz kısım şurası. Danışanla danışman arasındaki ilişkinin artık kurulduğu ve birbirlerine sadık olduğu, birbirlerine güvendiği ve birbirlerine hem danışanın danışmana güvenip evet benimle beraber ilerleyebilecek ve beni bir yerlere getirecek dediği ve ona her şeyi anlatabilirim dediği süreç. Hem de danışmanın da danışan için evet artık ben onu olduğu gibi kabul edebiliyorum. O da beni anlıyor. Karşılıklı anlayış içerisinde aslında beraber el ele yürüdüğü süreç, güven süreci. En önemli süreç burası. Bununla beraber acılı da bir süreç. Çünkü neden? Asıl anlatımların yoğunluğu burada artıyor. Çünkü artık karşıdaki kişiye güveniyor. Burada ilk söylediği şey, ilk duyduğum şey güven süreçlerinde danışanlardan keşke çok daha önce gelseydi. Ve bunu birçok araştırmada görüyoruz. Çünkü danışan şunu diyor. Ben neden yıllar boyunca bunu yapmamışım? Neden yıllar boyunca bunu kendi içinde saklamışım ve kendine yük yapmışım? Neden daha önce gelmedim? Keşke daha önce gelseydim diye. Ve danışanın kafasındaki düşünceler, ya ben burada çok rahatım. Çünkü konuştuklarım burada kalıyor. Keşke herkes böyle olsa diyor danışan. Yani keşke herkes bu şekilde beni dinlese. Burada çok mutluyum diyor. Hani bazen danışanlar özellikle güven kurulduktan sonra saat içerisinde anlatıyor anlatıyor bir bakıyor saat geçmiş farkında bile değil. Çünkü öyle huzurlu bir ortam haline geliyor ki tabii acılarla beraber huzurlu bir ortam. Kişi bunu düşünebiliyor ve bunun yanında hayata bakış açım değişti hissi. Değişmeye de devam ediyor hissi. Burada güven ortamında kişiyi etkileyen şeylerden biri. Sesi kapatabilir miyiz? Şöyle yapayım. Burada ödevleri yapmalıyım kısmı. Bakın bunu neden buraya yazdım? İlk kısımdan beri ödevler yapılması gerekiyor ama birçok araştırmadaki benim de gözlemlediğim, birçok arkadaşımın da gözlemlediği durum. Güven kurulduktan sonra danışanlar ödevi daha keyifli, daha istekli yapıyor. Ama tabii güven konusunda güzel şeyler anlatmakla beraber güvenden sonra da tabii terapi süreci biliyorsunuz bir yol gibi. Ama bu yol eğimli bir yol. Yani bir yukarı çıkıp bir aşağı inen düz bir yol değil. Bazen danışan şunu söylüyor. Bu seans resmen üzerinden bir tır geçti. Çok ağır bir seans geçti. Çünkü bazen öyle ağır konuları konuşuyoruz ve bazen de öyle ağır yüzleşmeler yapıyoruz. Tabii danışanın kaldırabileceği seviyede. Danışan gerçekten o değişime açılıyor. Çünkü bunu yapmak durumundayız gerektiğinde. Çünkü bunu yaptığımızda asıl değişim başlıyor. Ve bununla beraber de diğer seansı gereken şunu söylüyor. Korkuyorum diyor. Acaba bu seans ağır mı geçecek? Çünkü haklı olarak bakın bir önceki seansta ağır geçmiş belki çok ağlamış. Çünkü insan haklı olarak diğer seansa bazen bir hafta gelmiyor. Diyor ki bir hafta bazen gerçekten işi oluyor gelmiyor ama bazen gelmek istemiyor danışan. Ve bazen danışanın bana bunu söylüyor ki hocam diyor geçen hafta çok ağır geçti ben bu hafta gelmesem olur mu diyor. Anlayışla karşılıyorum çünkü demek ki onun da bu sürece ihtiyacı var. Ve evet diğer seansa geldiğinde bir korku da oluyor. Diyor ki acaba bu seans da mı ağır geçecek? Çünkü hiç kolay değil kişinin o problemlerin, travmalarını anlatması ve bazen doğru dediği şeylerin yanlış olduğuyla yüzleşmesi hiç kolay değil. Haklı olarak da böyle bir his olabiliyor. Ve burada güven aşamasında tamamen aynı dili konuşuyoruz diyebiliyor danışan ama beni anlıyor demekten öte şunu da diyebiliyor. Evet bazen tamamen aynı dili konuşmasak da benim söylediğim şeyi anlamaya çalıştığını görüyorum. Hatta bakıyorum diğer seanslarda benim ta 3-4 seans sonra önce pardon, söylediğim şeyi söylüyor. Yani bağlama becerisini kullanıyor. Bağlama becerisi önceki seanstaki bir şeyi bugünkü seansa oturtma ve o anahtar kapı misali rayına oturtma durumudur. Bunu sağladığımızda danışan şunu diyor. Evet, beni ciddiye alıyor. Yani ben yolda birine bir şey anlattığımda yarın unutuyor. Bana hal hatır bile bazen sormuyor. Hasta olduğumu anlatıyorum bazen diyor. Kimse de sormuyor. Aradan 2 hafta geçiyor. Bir kişi bile gelip sormuyor. Ya nasıldı hastalığınız? Nasıldı? Bir şey oldu mu? Ama bu adam diyor anlattığım küçük bir şeydi diyor ya da bu kadın pardon anlattığım küçük bir şeydi diyor ta ne zaman geri getiriyor. Bu çok değerli benim için ne kadar önemsendiğini gösteriyor ve ondan çekinmiyorum. Bu çok güzel güvendeğim kısmı zaten güven aşamasının temel şeyi karşı tarafta gidip güvenmek ve bununla beraber yine acı dediğimiz bugün çok ağladım. Ama kişi terapi sürecinde şunu fark ediyor ağlamak çok normal. Bunu fark ettiğinde de zaten bir şeyleri değiştirebilir. Çünkü bazı danışanlar gerçekten ağlamaktan zorlanarak yani ağlamayı pardon ağlamayı başaramayarak diyelim
ağlayamayarak geliyor ve bu da terapi sürecinde işe yarayan şeylerden biri. Güven aşamasının uzun süren bir aşama ve sadece bu terapi sürecinin adımları içerisinde güven olarak büyük bir alan aldım ama güven aşamasından sonra problemlerin çözülmeye başlandıktan sonra kişi daha iyi hissetmeye başlıyor ama ve artık her şey yolunda gidiyor ve diyelim ki yavaş yavaş hayata hazırlanan danışan ve sonlandırma. Son oturum süreci tabii buna hazırlanarak gidiyor. Danışan hissettikleri sonlandırmada şöyle başardım hissi. Çünkü bu kolay bir süreç değildi. Yani psikoloji danışma süreci öyle kolay rahat rahat geçen bir süreç değil ve danışan bu sürecin sonunda değişimlerle beraber oradan çıkıyor. Ve bu his, başardım hissi bize çok şey anlatıyor. Danışanın gerçekten artık hayata hazır olduğunu, birçok konuda daha iyi olduğunu gösteriyor. Ama bunun yanında şöyle bir şey var. Keşke arada tekrar gelip görsem ki zaten her zaman kapının açık olduğunu psikolojik danışman ve psikolog söylüyor ama danışan da hep şu olabiliyor. Ben böyle bir ilişkiyi bir daha bulamayacağım düşüncesi. Çünkü dışarıda bugüne kadar bulamadığı bu ilişkiyi, yani bu ilişki derken şundan kastediyorum. Birbirine bu kadar bağlı ve birbirini yargılamayan. Çünkü bazen yakın arkadaşlarımıza bile bir şey anlatırken ya o bu konuyu yargılar anlatamayız diyoruz ama ya da işimizi anlatırken diyoruz ama psikoloji danışma sürecinde böyle değil. Anlatıyoruz. Çünkü neden? O kişinin yargılamayacağını, o güveni sağladığını biliyoruz. Peki burada en önemli şeylerden biri yüklerinden kurtulduğum hissi. Yani kişi gerçekten o yükleri bıraktığındaki rahatlığı hiçbir şey değişemiyor. Yani terapiler bitme sürecindeyken, son oturumdayken değerlendirme yaptığımızda genelde o yüklerinden kurtulduğunu, hayata daha bir kuş gibi baktığını ve artık somatizasyonlarının çok azaldığını ve artık etki etmediğini, daha hafiflemiş, daha rahat bir şekilde olduğunu söyleyebilir ve bunun yanında geleceğe hazırlandığını, tabii bu terapi süreciyle beraber de çabalarıyla, çünkü psikolojik danışmandan öte danışanın da çabası olan bir şey. Hazırlandığını ve artık yapabileceğini, evet tamam önceden de problemler vardı ama artık ben halledebilirim bunları diyebiliyor ve kendimi tanıyorum diyor. Aslında burası en önemli kısım. Çünkü insan bazen terapiye geldiğinde en başta diyor ki ya ben böyleyim. Daha demin en başta söylediğim gibi. Diyor ki ben doğduğumdan beri böyleyim diyor. Yani bu öğrenilmiş bir şey olarak düşünmüyor ya da bu benim sonradan kazandığım bir şey değil. Bu benim yapı taşım diyor ve bu bana problem yaşatıyor. Bu benim yapı taşım diyor en başlarda ama kendimi tanıyorum dediği süreçte şunu diyor. Hayır bu benim değil. Ben bunu öğrendim ya da ben bunu yaşayarak gördüm ve ben bundan kurtulabilirim ki sonlanma sürecinde artık bunu azaltmış durumda olarak bizden ayrılıyor. Ve problemler normaldir, olacaktır. Üstesinden gelebileceğin hissi terapi sürecinde çok işe yarayan, yani özellikle bitirme sürecinde çok değerli bir durum. Çünkü kişi bunu söyleyerek bitirme sürecini bitirebiliyor. Ve sonlandırma süreci sağlıklı biten terapilerde iyi bir şekilde danışan ayrıldığı süreçtir diyorum. Genel olarak bunları ifade edecektim. Dediğim gibi kitap bilgilerinden haricinde yaşantılar üzerinde konuşmaya burada çalıştım. Yine yorumunuz ya da bir söyleyeceğiniz şey varsa eklerseniz çok mutlu olurum. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yoksa oturum birazdan sonlandıracağım. Öncelikle katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. YouTube üzerinden de zaten tekrar yayınlanacaktır. Yine bir sorunuz, bir durumunuz olsa ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir sonuç. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Ben teşekkür ederim. Yorumlarınızı şimdi görüyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.